Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün doğru şut nasıl çekilir, hangi pozisyonlarda hangi tarafa atmamız gerekir, bunları işleyeceğim. Ama öncelikle rehber videoları hazırlamak kolay değil. O yüzden öncelikle başlamadan önce videoya like atmayı lütfen ihmal etmeyin. Abone değilseniz de kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizin destekleriniz bizler için çok önemli. Bu arada bu videonun altına yorumlar kısmında hangi taktik videoları ya da neler istiyorsanız yorumlara yazarsanız en fazla like alan yorumu direkt kontrol edip ona göre bir video hazırlayacağım. İsterseniz gelin, doğru şut nasıl çekilir, hangi bölgelerden nereye vurulması gerekiyor, bunlar hakkında bilgi verelim. Biliyorsunuz bu PES 2020 çıktı. Her oyunun farklı dinamikleri ve kalecinin yakın köşesine mi daha iyi vuruyor, uzak köşesine mi, ya da aşıtmalar daha iyi mi daha mı kötü mü, her oyunda değişiyor. PES'in kendi her oyununda. 2020'de hangi dinamikler daha üstün, şimdi bunlardan bahsedeceğim sizlere. Birkaç tane örnek pozisyonum var. Bu örnek pozisyonlarla siz de zaten hani muhakkak ki deneyim sahibisiniz bu konuda. Ama en azından oyunda sıkıntı yaşayanlar ya da bu tarz şeylerde karar vermekte zorlananlara en azından küçük bir faydamız olursa ne mutlu bize. Şimdi ilk pozisyonda Wijnaldum, mavi formalı takım biziz. Eriksen'e pası veriyorum. Eriksen dışarı verdi Bernardo Silva'ya. Şimdi çok dikkat edeceksiniz. Wijnaldum aşırttık. Normalde arkadaşlar bu paslar genelde çok fazla geçmiyor. Özellikle bu tarz durumlarda Ronaldo, Rashford gibi hızlı adamınız eğer yoksa forvette zaten bu tarz paslar atmamanız gerekiyor. Attık pası burada içeriye doğru. Asla üçgenle değil, normal X'e pas verin. Üçgenle verdiğiniz pasları muhakkak kaleci alıyor. Bilginiz olsun ve geldik asıl yere. Messi golü atıyor. Şimdi replayini göreceksiniz. Burada dediğim gibi 2'ye 1 yaptım. Farkındaysanız ama bu da çok önemli. Bu arada pas konusunda da birkaç tane bilgi vermiş olalım. Tüpü çok az doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen şöyle geçiyorum. Çok küçük bir dokunuşla buraya vereceksiniz. Çok küçük dokunuşla bile bakın topu nereye attı. Buradan pasımızı verdiğimizde en önemli nokta burası kardeşlerim. Messi ile kim olursa olsun eğer bu bölgede bu şekilde kafa vurmak istiyorsanız kafa vuruşları genelde oyunda sıkıntılı. Bu yüzden her zaman kalenin ortasına, yani hiçbir yöne basmadan ya da direkt tam ileri tuşuna basarak şut çekmenizi tavsiye ediyorum. Bu tarz durumlarda ben köşeye atayım daha garanti olsun, sağ açık nasıl olsa köşe boş diye düşünmemeniz gerekiyor. Bu tarz durumlarda ne olursa olsun, yani özellikle rakip oyuncuyla yan yana kafaya çıktıklarında kesinlikle ve kesinlikle yakın direk ve orta. En önemlisi orta, ama daha sonra tabii ki de ortada, kaleci de ortada ve kurtaramayacak durumdaysa yakın köşeye vurmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Burada kalenin tam ortasına hedef alıyorum Messi ile, şimdi göreceksiniz. Kaleci zaten engelleyemez ve çok az bir dokunuşla golü atıyorum. Şimdi sadece oyun akarken değil, duran toplarda da bazı inisiyatifler var. Bunlar hakkında da bilgi vereceğim. İsterseniz öncelikle gol olsun. Ve burada önemli olan şey şu arkadaşlar, şimdi frikikte biliyorsunuz ki offline'da bir yer hedefleyip R2'ye basılı tuttuğunuzda diğer köşeye döndüğünüzde direkt öbür tarafa atabiliyorsunuz ya da hani rakibi şaşırtabiliyorsunuz, ama bu online'da mümkün değil. Online'da siz ne olursa olsun atacağınız köşeyi rakip bilmese de kaleciyi çekiyor, çekecek mi çekmeyecek mi, bununla ilgili küçük bir nüans paylaşayım sizlerle. Genelde oyuncuyu yönlendiren, yani kaleciye değil de normal oyuncuya hareket ettirecek şekilde bir yön veren oyuncular, player'lar genelde kalecileri yönlendirmiyorlar. Örnek veriyorum burada, bakın arkadaşlar, şimdi Marcelo'yu ve Van Dijk'ı yönlendiriyor. Eğer Van Dijk da sabit bir şekilde kalsa yine kaleciyi yönlendirme ihtimali var, ama genelde oyuncuları yönlendirmeye çalışan oyuncular, yani normal sahadaki oyunculardan bahsediyorum, onları yönlendiren rakiplerinize karşı kesinlikle normal free kick kullanabilirsiniz. Bakın Van Dijk'la bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kalenin oraya gidebilir, sağa sola kapatabilir. Bu tarz durumlarda genelde oyuncular kalecileri yönlendirmiyorlar. Ve bu şekilde rahatlıkla gole ulaşabiliyorsunuz kardeşlerim. Bir başka pozisyondayız. Messi kare X'ini yaptı. Bu da çok önemli bir pozisyon ve bu pozisyonda gerçekten ders niteliğinde diyebilirim. Şimdi verdik pasımızı. Normalde kare X çalımı çok fazla işe yarıyor. Özellikle ceza sahası içerisindeyken, özellikle de size gelen pasta topun hızı çok fazla yüksek değilse
oyuncularınız özellikle Messi, Ronaldo, Neymar gibi yetenekli oyuncular çok rahatlıkla kare X yapabiliyor. Fake şut çalımı yapabiliyor. Bakın burada da gelen topta hemen şimdi göstereceğim. Aslında gelen top çok yumuşak. Kare X'de önüme aldım ve vurmam gereken yer çok önemli arkadaşlar. Şimdi bunu gösteriyorum. Genelde topun momentumunu çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Top rakip oyuncu, sizin oyuncunuzda daha doğrusu vücuduna yakınken vurmanız gerekiyor. Lionel Messi gibi, Ronaldo gibi bu tarz oyuncularla vücuduna yakınken vurduğunuzda R2 ile de atsanız, normal şutla çekseniz zaten isabetli gidiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Messi'nin R2 ile tabii ki de çok daha Ronaldo'dan iyi olduğu aşikar. Ama burada R2 ile atmak yerine normal vurmayı hedefliyorum. Bu arada R2 ile ilgili küçük bir not da vereyim sizlere. Kaleci önde olmadığı sürece R2'leri kolay kolay yemez. Kaleci eğer şu 6 pasın önüne doğru çıkarsa çok rahatlıkla Messi gibi, Eriksen gibi, Bernardo Silva gibi, yani Beckham gibi, oyundaki Beckham gibi falsolu vuran oyuncular çok rahatlıkla gol atabiliyor. Tabii ki de hem burada kalecinin konumuna bakmak hem de ya ben o anda şut çekeceğim ya da topu kaptırmayayım falan, bunları kontrol etmek kolay değil, kabul ediyorum. Oyun içerisinde bunları ben de bazen yapamayabiliyorum, panik yapabiliyorum. O yüzden anlayabiliyorum sizlere ama doğru olan bu, bilginiz olsun. Burada Messi tam vücuduna yakınken şutu çekiyorum ve atabileceği en iyi yerlerden birini attı. Şimdi tekrardan burada bir Messi ve Messi kafa vuruyor, düşünün. Biraz önce gösterdiğim gibi Pique ortayı açıyor ve şimdi Messi'ye çok dikkat edeceksiniz. Şimdi arkasında Van Dijk var ama artık Van Dijk'tan önce vurmuş. Ne olursa olsun kalecinin kapattığı köşe bile olsa uzak köşeye atmak yerine her zaman dediğim gibi direkt yanına, köşeye, yakın köşeye atmanız gerekiyor kardeşlerim. Yakın köşeye attığınızda kesinlikle ve kesinlikle uzak köşeye göre daha fazla gol olma ihtimali var. Bunu siz de deneyin. Messi ile kafa vuruyorsunuz, ileride Cavani'si, Lukaku'su olanlar çok daha rahat vuracaklardır. Önemli olan kısa bir adamınız varsa da, eğer oyun içini çok iyi görebiliyorsanız böyle kısa adamlarınızla da Van Dijk'ın önüne geçip rahatlıkla kafa vurabiliyorsunuz. Burada da Messi ile aslında bakın iki adam çok kapatıyor yakın köşeyi ama ona rağmen gol oluyor. Oyunda böyle bir açık var, ya da böyle bir açık demeyeyim, bu şey oluyor. Lionel Messi ile bu da çok önemli bir pozisyon. Arkadaşlar hemen göstereceğim. Şimdi kaleci ile karşı karşıyasınız. Bunu daha önceki videolarımda da size aktarmıştım. Burada da aktarayım. Vücudu kaleye dönük değilken, vücudu pas atacağı arkadaşına dönük değilken yapacağınız şutlar ya da paslar iyi gitmiyor. Yani siz ne olursa olsun şu anda Messi de olsa ya da full bir Messi olsa, bu full bir Messi değil ama full bir Messi de olsa, eğer vücudu dönük bir şekilde pas vermiyorsanız ya da vücudu dönük bir şekilde kaleye şut çekmiyorsanız maalesef ki sıkıntı yaşayacaktır. Ki burada Messi eğer kaleciyi sağından atıp çalım attığında ne olursa olsun kullanamadığı ters ayağıyla vuracak. Bakın şimdi ne yapıyorum. Kaleciye çalım attıktan sonra çok dikkat edeceksiniz. Hemen kaleye vurmak yerine burada benim topu kontrol edip kaleye dönme gibi bir faydam ve zamanım var. Bu zamanım varken burada beni iki tane defans oyuncusu var. Kaleci zaten artık geçirmiş durumda. İki defans oyuncusu da benim bir hamle yapmama daha engel olamayacaklar. O yüzden bu şekilde yönü vurmak yerine bakın ne yapıyorum. Topu döndürüp ayağının dışıyla, gerçek ve sol ayağıyla, iyi kullandığı ayakla yapıyorum. Şimdi aktaracaklarım bu kadar. Şunu söyleyeyim bu arada. Kesinlikle ve kesinlikle çok uzaklardan şut çekerken de kalenin ortasını hedef almanızı rica ediyorum sizlerden. Kesinlikle çok işe yarıyor. Çünkü bu tarz durumlarda gerçekten oyuncunun kaleye isabet oranı, en iyi oyuncuyla vursanız da maalesef ki olmuyor. İyi gitmiyor top. Özellikle kornerlerde bazı arkadaşlarımız ceza sahası dışına kullanıyor. Ceza sahası dışına da kullandığınız toplarda topa sadece bir kez dokunup ve kalenin ortasına vurmanız gerekiyor. Bilginiz olsun, bunlar önemli detaylar. Eğer ki oyunla ilgili daha fazla açık olduğunda bunlarla ilgili de bilgi vereceğim. Siz de yorumlara hangi videoda istediğinizi yazarsanız çok sevinirim. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.